Merhaba arkadaşlar, Python dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle faktöriyel programı oluşturacağız. Şöyle başlayalım. Bir tane hemen projeyi oluşturalım. Şuradan Python file. Projenin adını olarak işte faktöriyel program diyebilirsiniz. Programming şeklinde bir PI dosyası oluşturacağız. Evet, şimdi şöyle yapacağız. Gene kullanıcı sayı girecek. Girilen sayının faktörünü bize gösteren bir program şeklinde oluşturacağız. Print diyelim. Gene her zamanki gibi şöyle tırnaklarımızı açalım. Şöyle enterladık. Basalım. Yıldırımız. Ondan sonra kopyalayıp şöyle görsel oluşturalım. Faktöriyel programına hoş geldiniz şeklinde bir mesaj olacak. Yine her zaman gibi çıkmak için Q'ya basın şeklinde bir şeyimiz olacak. Tamam mıdır? Hemen while turumuzu açalım. While sonsuz döngümüzü oluşturmak için ne yapıyorduk? While true yapıyorduk. Daha sonra kullanıcıdan bir veri alacağız. Bu veri sayı ya da harf olacak. Harf dediğim Q yani. Input diyeceğiz. Eğer sayı girin. Sayı girecek o. Sonra biz girilen sayının kontrolünü yapacağız. If diyeceğiz ki eğer sayı eşit Q ise Q harfine eğer kullanıcı basmış ise ne alacak arkadaşlar? Print deyip önce program sonlandırılıyor. Program sonlandırılıyor şeklinde bir yazı yazacak ve programı bitirmek için de break komutunu kullanacağız. Eğer ki değilse else. Eğer Q'ya basmamışsa yani sayıya girmiş olacak o zaman da. Tabii başka bir harf girmişse falan bunları kontrol yaparsınız da biz şimdi o kadar kompleks düşünmeyelim. Ama siz yapabilirsiniz eğer sorun olmazsa. Şimdi sayı diyelim Türkçe karakter. Kullanmayalım ya. Sayı diyelim. Elimiz alışsın Türkçe karakter kullanmayalım. Yani Python'da sorun olmuyor ama hani diğer dillerde illaki karşınızda sorun olacak. O yüzden Türkçe karakter kullanmayın. Int sayı integer'e çevireceğiz. Daha sonra faktöriyel'e 1 yapacağız. Neden 1 yapacağız? Çünkü kullanıcı 0 da görebilir. 0'ın faktörü 1. Biri de görebilir. Birinin de faktörlü bir şeklinde olacak. Daha sonra for i in. Bunun için ne yapıyorduk? Range oluşturuyorduk. Çok basit bir fonksiyondu. Çok işimize yarayan bir fonksiyondu. Birden başlatma gerek yok. O yüzden direkt ben 2'de başlayıp sayı artı 1'e kadar sayı artı 1 şeklinde bir değer oluştursun kendisi. Daha sonra faktöriyel eşit çarpı eşittir i şeklinde yani gelen i çarpa 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 faktöriyel atacak. En son bu işlemler bitince print deyip faktöriyeliniz bu şekilde yazacak. Faktöriyel virgül faktöriyel şeklinde girdiğimizde programımız bitmiştir arkadaşlar. Tabii şuraya da iki nokta üst üsteyi unutmayalım. Şimdi CTRL Shift 10'a bastım. Sayı diyor. Sayımızı girelim. Önce 0 girelim. Tak 0 girdim faktöriyel 1. 1 giriyorum. Tak 0 1 faktöriyel 1 şeklinde girdi. 5 girelim. Faktöriyeliniz 120 şeklinde gerçekten de doğru biliyor.
3 giriyorum 6, 2 giriyorum 2, 4 girelim 24, 6 girelim 720, 7 girelim 5040. Gerçekten de doğru sonuç veriyor. En sonunda çıkmak için Q'ya basıyorum. Program sonlandırılıyor deyip işlemi bizim PI dosyamızın çalışmasını durdurdu. Gördüğünüz gibi. Faktörel hesaplama da bu şekilde arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler.